Seyirciler, üçüncü dilimde yayının başında da söyledim, son derece önemli, özel bir konuğum var. Türkiye'de sosyal demokratlar denince akla gelen ilk isimlerden biri, belki birincisi. Özellikle 90'lı yıllar ve Türkiye o yılları yaşayan herkesin yakinen bildiği, gerçekten dönem dönem çalkantılı, belki biraz Türkiye'nin ülke olarak karanlık dehlizlere girip çıktığı, kısaca siyasette bir günün bir güne hiçbir şekilde benzemediği acayip süreçlerdi. İşte o çalkantılı dönemlerin en önemli isimlerinden biri Sayın Murat Karayalçın. SHP'nin eski genel başkanı, Ankara eski belediye başkanı. Sayın Karayalçın, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yayının başında şunu ifade etmeliyim. Gerçekten çok dinç, çok genç, çok sağlıklısınız. Sağ olun. Allah uzun ömürler versin. Amin. Başta söyleyeyim. Yani. Hepimize, sağ olun. Efendim, tabii Türkiye o yıllardan bu yıllara geldi. Belki biraz o döneme dair de merak ettiğimiz soru işaretlerine cevap ararız ama bence bugünden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde enteresan gelişmeler var. Son yerel seçimlerde ciddi bir başarı var. Ama direkt şunu sorarak başlayacağım. Eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, bana haksızlık edildi diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Süreci takip ediyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP'de haksızlık edildi mi? Siyaset bütün bunların muhasebesinin çok kolay yapılamayacağı bir süreç. Yani insanlara nasıl geliyorsa öyledir. Yani öyle görüyor, öyle bir değerlendirmede bulunuyor insanlar. Bu değerlendirmeyi yapan çok sayıda siyasetçi olmuştur. Kimisi bunu açıklar, kimisi açıklamaz. Bir başkasının böyle bir değerlendirmesine, takdirine evet doğrudur ya da yanlıştır diye katılmak bence uygun olmaz. Dediğim gibi her siyasetçinin yapacağı bir şey. Partide tabii Sayın Kılıçdaroğlu hangi açıdan bakıyor bilmiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı partinin bütünlük içinde olduğu bir dönemi ortaya koymuştur. Kendisine hem o dönemde saygı gösterilmiştir hem de şimdi eski bir önceki bir genel başkanımız olarak ben bütün partilerin yani temas halinde olduğum partilerin kendisine kurultayda oy versin vermesin kendisiyle ilgili çok saygın değerlendirmelerde bulunduğunu biliyorum. Bizde her partinin genel başkanlığı önemlidir. Bütün partilerde önemlidir. Bizde biraz daha önemli. Yani genel başkanlık kurumu CHP'de, SHP'de çok önemsenmiştir. Genel başkanlarımız genel başkanlık yaparken çok tartışma yaşanmıştır ama genel başkanlarımız genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra hemen hemen hepsi için söylüyorum. Çok sayıda önceki genel başkanımız oldu. Saygıyla anılmıştır, sevgiyle anılmıştır. Bugün itibariyle benim Sayın Kılıçdaroğlu için gördüğümde bu çerçevededir. Saygıyla anılıyor, sevgiyle anılıyor. Ama o bireysel değerlendirmelerin nasıl yorumlanması gerektiği konusuna girmek istemem. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partililerin, CHP'lilerin, CHP şu andaki CHP ortadayken, son yerel seçimdeki başarısı da ortadayken yeni bir parti kurma hamlesi, çünkü bu yönde de bazı duyumlar var açık evet, söyleyeyim. Evet. Yeni bir parti kurma hamlesi yanlış mı olur? Şu anda CHP'nin içinde CHP'de görev alsın almasın, kısaca Cumhuriyet Halk Partililerin bugünkü yönetimin etrafında mı kenetlenmesi lazım? Yoksa demokrasinin bir gereğidir, isteyen istediğini yapar mı dersiniz? Ne diyorsunuz? Biz tartışan bir partiyiz. Çok kurultay yapan bir partiyiz. Evet, genel başkanlarımıza saygı gösteririz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes düşüncesini özgürce dile getirir. Eleştiriler olur, tartışmalar olur. Hatta son yıllarda biraz az oldu diye düşünüyorum. Biz eski yıllarda bunu daha çok yapardık. 90'larda. Evet. Öyle de olması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hele bu seçim başarısını elde etmesinin ardından solda sosyal demokrasi alanında yeni bir partinin kurulması yalnızca yanlış olmaz, bir facia olur. Sosyal demokrasi içinde, ülkenin geleceği içinde çok büyük bir yanlışlık olacağını düşünüyorum. Tabii ki partimizde tartışmalar yapılacaktır. Tabii ki yönetime herkes
başta önceki genel başkanlar olmak üzere şöyle yapılmalı diye kendi düşüncesine göre doğru yolu göstermelidir. O tartışmaların içine tabii ki katılmalıdır. Ama bunu parti bütünlüğü içinde yapmalıyız. Çok tarihi bir başarı elde ettik. 1977 yılından bu yana en yüksek başarı düzeyimizi elde etmiş bulunuyoruz. 1977'de %42 idi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy. Şimdi %38, yani belediye başkanlarına verilen oyu katarak söylüyorum. Aslında belediye başkanlarına verilen oyun tümünü parti oyu olarak tek başına görmek olanaklı değil ama yine de hani tadını çıkartmak için %38'i kullanıyorum Faruk Bey. Bu çok yüksek başarı. Evet. Yani tarihi doruk noktasına 4 puan kaldı. Ve yeni bir üslup öne çıkmaya başladı parti yönetiminde. Puanı kapatabilecek misiniz? Kapatmak zorundayız. Yani eğer erken seçim yapılmayacaksa Faruk Bey, 2028 yılında, yani 4 yıl sonra seçim yapılacak. 4 yıl sonra bizim Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmemiz için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alabilmemiz için 10 milyon yeni oya ihtiyacımız var. 10 milyon yurttaşımızın oyunu çekmek durumundayız. Şu anki oyun dışında yeni bir 10 milyon oya ihtiyaç var. Yeni bir 10 milyon. Epey ciddi bir oy. Çok. Yani yılda 2 yani. Çok. Yılda 2,5 milyon oy. Evet. Evet. Yani onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha da geniş kitleleri kucaklayacak bir strateji izlemesi gerekiyor. Aslında bunun adımı da atıldı. Yani Sayın Genel Başkanımız seçimlere giderken Millet İttifakı'nın partilerinin katılması için çağrıda bulundu. İyi Parti'nin Genel Başkanı'nı ziyaret etti, birlikte olunmasını istedi. Kabul görmedi. Özellikle İyi Parti istemedi bu girişimlerimizi. Sonuçta biz partilerden bağımsız olarak Sayın Genel Başkanımızın Türkiye İttifakı diye adlandırdığı bir ittifakı, bireylerden, yurttaşlardan oluşan bir ittifakı oluşturduk. Halk nezdinde oluştu. Halk nezdinde oluştu. İstanbul İttifakı, evet. Ankara İttifakı, ülke genelinde Türkiye İttifakı ve müthiş bir başarı sağladık. Bu inanılmaz bir başarı dediniz. 77-78'lerdeki 77 evet orana 4 puan kaldı. Evet. Diye de durumun haritasını çıkardınız. Şimdi Murat Bey, ne oldu mesela? Cumhuriyet Halk Partisi bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. Evet. Tayyip Bey yine seçimi aldı. Evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanı evet. %52 gibi bir evet, oranla doğru. aldı seçimi. Kemal Bey de adaydı. Aradan bir yıl geçti. Yerel seçimler oldu. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin önüne geçti. Evet. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Nedir ana etken? Evet. Ben burada öncelikle yurttaşlarımız için bardağın taştığı kanısındayım. Yani 2023 Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi seçiminde bardak yeterince taşmamıştı. Boş tencere etkisini yeterince göstermemişti. Ekonomiden mi bahsediyorsunuz? Evet, ondan bahsediyorum. İktisadi aynen hayattan bahsediyorsunuz. Aynen ondan söz ediyorum. Yani Süleyman Demirel'in, rahmetlinin bir boş tencere teorisi vardır biliyorsunuz. Evet. Boş tencereye hiçbir hükümet dayanamaz demişti. Dayandı hükümetler. Ama 2023 Mayıs'ından 31 Mart 2024 tarihine kadar geçen süre içinde, 10 aylık yaklaşık 10 aylık süre içinde artık bardak taştı. O nedenle de çok ciddi tepkileri gördük. Gelen oylar onu gösteriyor. Çok değişik kesimlerden, İyi Partisi'nden, başka partilerden oy aldık. Aslında AKP'li yurttaşlarımızdan da oy aldık. Yani çok büyük aldınız, ölçüde evet. olmasa bile aldınız, onlardan da onlardan da oy aldık. Ben bunu büyük ölçüde bir buna bağlıyorum. İki partide yeni bir yönetimin başlamasını daha önemsiyorum. Önemsenmesi gerektiği kanısındayım. Mayıs seçiminde, 2023 Mayıs seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepimiz çok büyük bir beklenti içindeydik. Yurttaşlarımız da büyük bir beklenti içindeydi. Seçimler kaybedilince, Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilince, sizin de bildiğiniz, izleyicilerimizin de izledikleri bir tepki, kitlesel bir tepki ortaya çıktı. Bu arada işte bir daha oy verirsen lafları edilmeye başlandı. Bu arada yönetimdeki değişiklik aslında biraz önce söylemiş olduğum gelişmeyle birleşince biz bu oy patlamasını yaptık. Sayın Genel Başkanımızın kullandığı söylem de bunu bence
geliştirdi, daha da genişlemesini sağladı. Dolayısıyla benim açıklamam böyledir. Bu nedenle biz başarı elde ettik. Çok kritik bir şey soracağım Murat Bey. Çok kritik bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu yerel seçimdeki başarısı, anladığım kadarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı bir dönemde, evet, ekonomik sebeplerle izah ediliyor. Ben şunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik olarak kendi kültür kodlarıyla, yaşam teklifiyle, CHP fikriyatıyla bu seçimi almadı mı diyorsunuz? Yani öncelikle onu öne çıkartmış değiliz. Aslında çok anket yapıldı. İşte hepimiz izliyoruz anket sonuçlarını. İşte neden böyle oy kullandığınız şeklinde sorulan sorularda bir takım gruplar var, işte ekonomi vesaire diye. Onların içinde tam olarak nelerin sorulduğunu bilemiyorum ama yani ben biraz önce ifade ettiğim gibi bir büyük paket olduğunu düşünüyorum. İktisadi koşulların gerilemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde bir değişikliğin olması, daha kucaklayıcı bir yaklaşımın ortaya konması, yerel seçimlerin mantığına göre bir strateji izlenmesi. Öncelikle Ekrem Bey'in İstanbul İttifakı ifadesi bu bağlamda çok önemliydi. Doğru hamle yapıldı. Bence doğru şu nedenle Faruk Bey, onu da önemsiyorum. Yani yerel seçimde parti ittifakı olmaz. Olmamalı da. Yani genel seçimde partiler bir araya gelip seçim öncesi ittifaklar yapabiliyorlar, yapmalılar. Onun bir zorunluluk olduğu kanısındayım. Meral Hanım da öyle diyordu. Yerelde ittifak olmasın diyordu. Yani yerelin mantığı farklı. Yani şu iller şu partiye, falanca iller bu partiye. Bu doğru değil. Yani yerel seçim bu. Yerel seçimin kendi mantığı var. Hem başarılı belediye başkanlarımız vardı, hem de biraz önce söylediğim o ittifakın kurulamamasının, yani bireylerle birlikte yeni bir ittifak inşasının gerekliliğinin ortaya çıkmasının sonucu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, başkan adaylarının çağrısı bence etkili oldu. CHP'nin tabii ki 2019'dan bu yanaki başarısının da burada çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Nitekim Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in ikisini biliyorum. Öteki arkadaşlarımızın da, öteki kentlerin de aynı olduğunu tahmin ediyorum. Aldığı oylarda çok büyük farkların, daha çok farklılığın ortaya çıkmasının altında yatan bu belediyeciliğin, arkadaşlarımızın sergilediği belediyeciliğin etkisidir bence. Eski bir belediye başkanı olarak eski belediye başkanı olarak söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu sürdürülebilir mi, bu başarı? Tabii sürdürülebilir. Şimdi bakın, Büyükşehir Belediye, 81 ilimiz var. Evet. 30 tane Büyükşehir Belediye'miz var. Evet. Büyükşehir Belediye'lerimizde yeni bir yapı var. Artık yalnızca kent dediğimiz yerlere bakmıyor belediyeler. İlin bütününe bakıyorlar. Yani orman köyleri de var, ova köyleri de var, dağ köyleri de var. Her yer var. İlin tümü var. Anayasadaki deyimiyle mahalli müşterek ihtiyaçlar ilin bütününde karşılanma durumunda. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi 1000 tane gölet inşa etti. Bir belediyenin gölet inşa etmesi sulama için ya da hayvan sulaması, hayvan suyu için, hayvanların suyu için gölet inşa etmesi bildiğimiz bir şey değil. Yani o bizim devlet su işlerinin işi olması gerekiyor. DSİ'nin işleri eski. Tabii o büyük dönemlerde. Şey. Yani şöyle değişti. Yani, şöyle 1965 yılında bir yasa çıktı. Evet. Türkiye'de nüfusu 100 bini aşan kentlerin su gereksinmesinin karşılanması için o yasa devlet su işlerini görevlendirdi. Evet. İşte Ankara'nın suyu Gerede'den geliyor. Şu tarihe kadar Gerede'den, şu tarihten sonra Kızılırmak'tan vesaire diye. Her 100 bini aşan kentimiz için bunlar tahsis edilmiş. Benim dediğim bu değil. Yani tabii ki o ana tahsisleri ve onunla ilgili baraj yapımını devlet su işleri üstleniyor ama şimdi Toprak Su Genel Müdürlüğü diye vakti zamanında Türkiye'de çok önemli bir genel müdürlük olarak hizmet veren kuruluşun işlevlerini bu 30 Büyükşehir Belediyesi üstlenme durumunda. Bugün onlar yapıyor. Üstlendiler. Evet. İki şey çok etkili oldu diye düşünüyorum. Bir tanesi pandemi. Bu dönemde belediyeler çok başarılı bir hizmet verdiler. Aslında yalnızca bizim belediyeler değil, yani AKP'li belediyelerin de önemli hizmet verdiğini biliyorum o dönemde. Yani belediyecilik bir kurum olarak öne çıktı. Türkiye tarihinde öne çıkmaya başladı. İkincisi de deprem. Yani depremde belediyeler, bizim belediyelerimiz çok büyük bir hizmet verdiler. Üçüncüsü de tarım alanı.
Tarımsal alanda, yani tohum ıslahında, yeni tohumların geliştirilmesinde, sulamada, satın almada ve gıda ürünlerinin üretilmesinde şimdiye kadar hiç bilmediğimiz bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ve burada da belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok başarılı oldu. Yani Konya Belediyesi'nin AKP'li, Selçuk Belediyesi'nin basından okuyorum, orada da başarılar evet, evet, var. Evet. Yani belediyeler bir kurum olarak bu alana, bu alana girdiler. Biz başarılıyız. Zaten yani bu benim iddiam değil, bizim başarılı olduğumuzu da yurttaşlarımız 31 Mart'ta ortaya koydular. Evet. Anladım. Peki bu başarı, bunun devam etmesi, yani sürdürülebilir hale gelmesi noktasında ne dersiniz? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da AK Partili belediyeler. Evet. Yani bir yerelde başarıyı sürdürmek. Şimdi siz Ankara'yı yönettiniz. Daha sonra Gökçek geldi. Evet. Ankara'da epey uzun bir süre kaldı. Evet. Yani 22-23 evet, yıl görevdeyken evet, alındı ama 5 seçim üst üste kazandı. Evet. İşte bu sürdürülebilir bir şey. Evet. İstanbul'da AK Parti yine adaylar değişti ama seçimlere. Şimdi CHP'li belediyelerin bunu sürdürebilmesi, sürdürebilmesi için en önemli işaret ne olacak? Şimdi bir defa bunun sürdürülebilmesi için demin bölünmenin, yeni parti kurulmasının çok büyük bir yanlışlık olacağını söylemiştim. Bundan titizlikle, kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Her dönemin ihtiyaçları var. Her dönemde belli konular öne çıkar. Yani benim belediye başkanı seçildiğim 1989 yılında metro talebi çok yüksekti. Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlar kentlerinde metro. Ama o zaman bütün kentleri almıştınız. İyi hatırlıyorum. Evet, doğru. O zaman da almıştık, şimdi de aldık. O zaman çok acayipti. Yani neredeyse Türkiye'de her taraf CHP'liydi. Evet. Mesela yani Sakarya biz... Büyükşehir Belediyesi, şimdi Büyükşehir. Evet. Yine AK Parti'de ama o zaman Ünal Bey almıştı. Ünal Ozan, Allah rahmet eylesin. Evet, Ünal Ozan almıştı mesela, sevgili, iyi biliyorum. Sevgili bir kardeşimizdi, çok da başarılıydı. Rahmetle anıyorum kendisini. Burada da yani benzer bir durumla karşılaştık ama ondan sonra bölündük ve bölünme nedeniyle 94 seçimlerini kaybettik. Aslında biraz önce Ankara'dan örnek verdiniz. Yani o kadar uzun dönemli belediye başkanlıklarının yapılması bizim yüzümüzden, bizim bölünmemiz yüzünden. Biz 3 partiye bölündüğümüz için... Sebebi bu mudur? Onun için CHP'den yeni bir parti çıkmamalı diyorsunuz. Çıkmamalı diyorum. Aslında şöyle, yani bütün siyasi partiler için, dünya siyaseti yeni bir dönemin içine giriyor. Her yerde bu var. Yani teknolojinin gelişmelerinin önümüze koyduğu çok ciddi durumlar söz konusu. Ne bileyim, bir yapay zeka faraza. Evet. Yani evet, özellikle sol bir partinin mensubu olarak, eski bir genel başkanı olarak söylüyorum. Yani yapay zekanın yarattığı değerin nasıl paylaştırılacağı gibi bir konu var önümüzde, çok tartışmamız doğru, gereken. Çok hukuki bir süreç var. Çok aynı önemli, zamanda güç paylaşımı var, imkanların paylaşımı var. Bambaşka bir şey yok. Evet. Bir de artık yani özellikle bu teknolojik gelişmelerle birlikte yurttaşların doğrudan yönetime girmeleri, katılımın da ötesinde, yani ortaklaşım diye adlandırabileceğimiz bir modelin şekillendirilmesi gerekiyor. 89-94 döneminde biz Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projeleri olan Dikmen Vadisi'nde, Portakal Çiçeği Vadisi'nde, Türkiye'nin ilk tek ve Birleşmiş Milletler ödülünü kazanmış olan Batıkent Projesi'nde, Hacı Bayram Alanı'nın düzenlenmesinde, ne bileyim İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde biz halkla birlikteydik. Yani doğrudan bir yönetim sergiledik. Ben şimdi bunun, yani seçmenlerin doğrudan yönetime girmelerini sol düşünce açısından da yeni bir değerlendirme fırsatı olarak değerlendiriyorum. O zaman çok ilerici bir belediyecilik mi yaptık diyorsunuz? Çok, evet. Aynen öyle. Aynen tabii öyle. Böyle düşünmeyenler de var. Şimdi rakipleriniz böyle düşünmüyor. Olabilir. Olabilir ama yani sonuçlar ortada. Yani bugün Batıkent tekrar edilemedi. Yani Türkiye'nin şimdi çok ciddi konut sorunu var. Siz de ele alıyorsunuz. Evet, evet. Kira sorunu var. Çok. Siz de ele alıyorsunuz. Sorun. Çok ciddi bir sorun. Hem de nasıl? Ve bu sektörü yönetenler diyorlar ki biz maalesef dar gelirler için konut üretemiyoruz. Yani konut piyasası, Türkiye'nin konut piyasası bir gelir grubunu dışlamış durumda Faruk Bey. Evet. Yani evet, evet, itiraf diyorlar ki biz onları bıraktık. Çok açık, çok net. Aynen böyle. Evet. Şimdi Batıkent'te 55 bin konut orta ve alt orta gelir grupları için 1980'lerin koşulunda hem de 11-12 yılda Faruk Bey, yani yapılmışsa şimdi Türkiye'nin özellikle Ege bölgesinde,
yani Marmara ve Ege bölgesinde bu ihtiyacın çok daha yüksek olduğu açıkken, bence o sosyal demokrat model orada uygulanabilmeli. Yani biz Dikmen Vadisi projesinin birinci, ikinci aşamasını 2 yılda yaptık. Fikirtepe projesine bakın. Kadıköy Fikirtepe'de 20. yılına giriyor ve yapamıyorlar. Çünkü insanlar işin içine girmiş durumda değil. Yani kamuyla, yeni bir şey söylüyorum. Kadıköy'deki yerel yönetim size kızmasın Sayın Karayalçın. Neredeki? Hani Kadıköy'deki. Kadıköy'deki yerel yönetim kutu 20 yıldır kızma. Yapamıyorlar diyorsunuz. Yapamam ama şimdi bakanlık devraldı. Bakanlık, yani bakanlık yerel yönetim. Bakanlık siz diyorsunuz devraldı. Ya ben yerel yönetim olarak yaptım bunu diyorsunuz. Yaptı ama şimdi şöyle, benim dönemimde yasa olmadan biz kendi kararımıza bir proje uygulayabiliyorduk. Şimdi öyle değil. Öyle değil. Genel başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede dile getirdiği konular arasında bu da var. Yani kentsel dönüşüm konusunda ve öteki altyapı projeleri konusunda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eğer projelerinde bir eksiklik, yanlışlık olduğu kanısı varsa bu tartışılsın. Ama eğer teknik olarak yapılabilirliği ortaya çıkmışsa bunlara izin verilmesini talep ediyoruz. Bu dönemde 2024-2029 döneminde 2 tane önceliği verdik. Ben yurttaşlarımızın belediye seçimlerinde bundan da etkilendiğini düşünüyorum. Birincisi kentsel dönüşüm. Özellikle İstanbul için. Özellikle deprem bölgeleri için. İkincisi de yeni bir gelir politikası. Yani aslında gelir dağılımının iyileştirilmesi hep merkezi yönetimden beklenmiştir. Bir ölçüde hala öyle bekleyenler de var. Ama birdenbire yerel yönetimler gelir dağılımının bozukluğunu telafi edecek. Başka bir aracı kuruluş gibi, kurum evet, gibi. Yani evet. Yardım kampanyaları yapıyor, başka şeyler yapıyor. Girdiler devreye, tabii, girildi. Yani çok açık yeni gelişme. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Bey, burada öyle zannediyorum ki bir fikri değişikliğe de gitti. Mesela hatırlayın. İşte bunları AK Partili belediyeler yapıyordu. O zaman hani böyle işte makarna, kömür yardımı yaparak seçim alıyorsunuz diyen CHP'den bugünkü halk ekmeği önemseyen, kent lokantaları açan, bir saniye vatandaşın çocuğu hangi yurtta kalacak deyip yurt yapmaya çalışan bir anlayışa evrildi gibi. Aslında halk ekmeği biz kurduk. Yani halk ekmeği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kurmuştur. Yani Aytekin Koteli, Ahmet İsvan'ı... Yok şunu diyorum, yani onları önemser hale geldi. Daha ciddiye alır hale geldi. Çok daha da fazla ciddiye almıştık. Biz buna şöyle karşı çıktık. Yani bu hükümetin lütfu, belediyenin lütfu olmamalı. Evet. Bu anayasal bir hak olmalı demiştik. Yani biz buna karşı çıkmadık. Bunu anayasal bir hak olmasını istedik ve yurttaşlık geliri diye bir kavramı dile getirdik. Aslında bu şimdi Piketty'nin falan da ortaya koyduğu bir gelişme. Yurttaşlık geliri. Yurttaşlık geliri. Yani üretim araçları mülkiyetinde yaşanan gelişmelerin ardından, yani kamu üretim araçlarını mülkiyetin eline tutarak gelir dağılımını iyileştiremedi. Rusya'da bunu gördük, Sovyetlerin çöküşünden sonra. Bütün Sovyet ülkelerinde gelir dağılımının çok kötüleştiğini gördük. Şimdi onun üzerine iktisatçılar, sol iktisatçılar, Piketty'nin çok meşhur olmuştu. Diyor ki arkadaş, yeni bir gelir çizgisi çizelim ve kafadan bunu vermeyi taahhüt edelim. Bu yurttaş bu konuda ne alacağını bilecek. Bilsin ki doğru düzgün bir iktisadi planlamayla yola çıkalım, yolu devam etsin. Aynen öyle. Biz de bunu yapıyoruz. Şimdi biraz daha CHP'nin içine döneceğim. Murat Bey, sizinle gerçekten sohbet etmek çok keyifli. Çok akıcı, çok hızlı. Sağ olun. Yani ben siyasette tecrübeyi çok önemsiyorum. Sağ olun. Keşke aktif olarak da, ciddi anlamda aktif olarak da siyasetin içinde bulunsanız. Bunu en son bir soru olarak soracağım ama başka bir CHP'ye dönelim, içeri dönelim. Şimdi CHP'de şöyle bir durum var. Ekrem Bey İstanbul'da, Mansur Bey Ankara'da, Özgür Bey Ankara'da, o da genel merkezde. Şimdi herkes şöyle bakıyor. Diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi bir cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidecek. Tabii. Çok belli ki bu 3 isimden biri cumhurbaşkanı adayı olacak. Şimdi sessiz kendi kendimize düşünüyoruz. Toplum böyle düşünüyor, kamuoyu böyle düşünüyor. Acaba bu CHP'de Ekrem Bey, Mansur Bey ve Özgür Bey arasında bu cumhurbaşkanlığı adaylığı biraz erken ama Türkiye burası ne olacağı belli olmaz. Bakarsın erken seçim gelir, başka bir şey olur. Bu 3 isim arasında CHP böyle derin bir tartışmaya düşer mi? Yoksa yani Sayın Karayalçın elbette demeyecektir. Şu isim cumhurbaşkanı adayı olsa eski bir genel başkan olarak ben evet derim demeyecektir. Bunu biliyorum ama CHP böyle bir tartışmaya düşecek mi sizce? Bu süreci nasıl atlatacak? Vallahi parti disiplinlerine uyarak Sayın Genel Başkanımızın uyarısını dikkate alacağım ve bu tartışmalara girmek istemiyoruz biz. Yani bu tartışmalar için çok erken, sizin de işaret ettiğiniz gibi.
Üç arkadaşımız var. Üçü de pırıl pırıl insanlar. Belki başka arkadaşlarımız da çıkar. Günü geldiğinde bunun değerlendirmesini yaparız. Siz ama olur musunuz? Asla siz bölünmeyiz. Yok, bu yani ben şöyle deseler, hayır canım yani dünya, yani şimdi siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden ikinci kez işte yani ortada. Evet. Artık siyasette yaş mefhumu da çok önemli değil. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle madem böyle bir şey var, o zaman çok daha tecrübeli bir ismi Cumhurbaşkanı olarak değerlendirelim. Evet. Eğer kafalarında parlamenter sisteme geri dönüş varsa. Evet. Hani eski Cumhurbaşkanlığı modeliyle. Evet. Böyle bir şey hiç aklınızdan geçmiyor mu? Faruk Beyciğim, bu soru çok tehlikeli bir sorudur. Onun için ben bu soruyu yanıtlamam. Bütün televizyoncular bu tehlikeli soruları sorar. Biliyorum, onu bildiğim için söylüyorum. Onu bildiğim için söylüyorum zaten. Evet. Çünkü yani canım tabii yani bana evet. söylerlerse ben tabii aday olurum dediğim an eğer böyle bir yanıt verirsem derhal şimdi yeni yorumlar yapılır vesaire. Burada önemli olan şu, bu arkadaşlarımız, belki başka arkadaşlarımız da çıkabilir. Evet. Bu bizim içimizde bir bölünme nedeni değildir. Bölünme nedeni olmaz. En iyi arkadaşımızı ya da en uygun arkadaşımızı çıkartırız. Ve inşallah biraz önce söylediğim 10 milyon yeni oyu alıp bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmesini sağlarız. Anladım. O tehlikeli soruya tehlikeli cevaplar vermiyorsunuz. Peki, o işte tecrübe. Murat Bey, biraz demi konuşmak istiyorum. Niye demi konuşmak istiyorum? Çünkü aklıma birdenbire 1991 genel seçimleri evet. geliyor. Evet. İşte Süleyman Demirel'in başbakan, Erdal İnönü'nün iki kıymetli siyasetçi, devlet adamı. Yani bizim saçlarımız ağardığı için artık böyle geçmişe bakınca şey oluyoruz yani. Hani mutlu oluyoruz, o günler güzeldi falan evet, diyoruz. Evet, yani. Doğru. Belki bir yaşlılık alameti, kendi adıma söylüyorum. Şimdi o dönem seçim yapıldı ve yine çok acayip tartışmalar vardı. Ama o dönem bugünkü DEM siyaseti geleneğinin o dönemki partisini SHP meclise taşıdı. Evet. Yani Orhan Doğanlar vardı, Selim Sadaklar vardı, Sırrı Sakıklar vardı. Bir sürü insan vardı. Şimdi o sürecin ardından bugüne kadar gelindi. Ve o gelenek sürekli olarak Türkiye'de bir yargı konusu, bir hukuki mesele olarak durdu. Yani siyasi parti var ama bu partinin işte terör örgütüyle bağlantısı var yok. 40 yıldır bunu tartışıyoruz. SHP o dönem meclise taşıdığı Kürt siyasetçiler dolayısıyla pişman mıdır bugün? Pişman olunacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Yani çok eleştirildiğimizi biliyorum. Hı hı. Ama doğrusunu yaptık, doğrusunu yaptığımıza inanıyorum. 91 yılına gelmeden önce biz bir de Türkiye'de ilk kez Kürt raporu hazırladınız. Hazırladık. Öyle bir rapor yayınladık. TÜSİAD'la mı hazırladınız yoksa yok, SHP mi hazırlamıştı? Biz TÜSİAD'la. SHP hazırladık. SHP evet. Tabii bizim. Yani TÜSİAD'ın da bir raporu vardı hatırlıyorum. Daha sonra evet. Yani bu ilk rapordur. İlk raporu biz hazırladık. İlk raporu siz hazırladınız. SHP olarak evet. biz hazırladık. Hala o rapora göndermede bulunulur. O rapor çok belirleyici olmuştu. O rapor nedeniyle daha 91 seçimine gelmeden önce de çok ciddi olarak eleştirilmiştik. Daha sonra bizi eleştirenler özellikle 1999 yılında Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bizim dediklerimizi Avrupa Birliği istediği için dile getirmeye başladılar, seslendirmeye başladılar. Yani birkaç yıl içinde 91'de bizi eleştirenler 1999 yılında hatırlayın o dönemdeki hükümeti, hükümet koşullarını bunu dile getirmeye başladılar. Şimdi biz SHP olarak, CHP olarak devleti kuran partiyiz. O nedenle bizim özel sorumluluğumuz var. Ülkenin birliği bütünlüğü içinde devletimizin üniter yapısını, onun altını çizerek söyleyeyim, koruma çerçevesinde yaşamakta olduğumuz Kürt sorununu çözmemiz gerekiyor. Bu bizim birliğimiz için, bizim geleceğimiz için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenle bir grup yurttaşımızın ya benim derdim var arkadaş yani sorunum var diyen hı hı. Kürt yurttaşlarımızın bu seslerini de duyarak dikkate alarak böyle bir rapor hazırladık. Ardından da 91'de sizin dediğiniz o düzenlemeyi yaptık. Yani aday gösterdik. Hep
O zaman kendi listelerinizden aday gösterdik. Bizim listelerimizden aday gösterdik. Meclise getirdik. Meclise getirdik. Sonra bizden ayrılan oldu, kalan oldu. SHP li olarak devam eden oldu. SHP'den ayrılıp tekrar işte bildiğimiz o partilerin kuruluşunda yer alanlar oldu. Ama o dönemde eğer bildiğimiz olaylar, yani yemin edilmesi sırasındaki Leyla Zana'nın meşhur vesaire gibi olaylar, yani aklımda kalan oydu. Evet, çünkü başka bütün Türkiye'nin aklında kalan o. Evet, başka olaylar da vardı. Orhan Doğan'ın tartışmaları. Orhan Doğan'ın başı rahmetlinin böyle arabaya, arabaya meclisten, yani çok büyük yanlışlıklardı tabii onlar bence. Çünkü Orhan Doğan ayrıca kişi olarak da Türkiye'nin birliğinden yana olan, yani Kürt sorununu tabii ki dile getiren Kürt bir siyasetçi, yurttaşımız. Ama üniter devlet yapısından yana Türkiye'nin birliğinden yana siyasetçiydi diyorsunuz. Şimdi bakın bunu çözmemiz lazım. Birinci yüzyılda ama siz çözemediniz Murat Bey. Yani getirdiniz bakın bütün iyi niyetinizle. Niye çözemiyoruz bunu? Neden çözülemiyor biliyor musunuz? Herkes kendi kafasına göre bir şey söylüyor. Yani DEM Parti içinde yer alanlar şöyle olmalı diyor. Öteki partilerimizin başkanları, genel başkanları, yöneticileri şöyle olmalı diyor. Ama bunu tek tek söylüyoruz. Birbirimizi görmeden, uzaktan söylüyoruz. Bir masaya oturup hep birlikte, ya bizim böyle bir derdimiz var. Ama oturuldu, çözüm süreci oldu. Yok, iyi olmadı işte. Bakın çözüm süreci oldu Dolmabahçe'de. Bir masaya oturuldu karşılıklı. O oturan AKP ile biz de ona olumsuz tavır sergilemedik. AKP ile... Siz desteklediniz mi o süreci, tabii. Yani ben en azından bireysel olarak aslında 91'de o çözüm sürecinin ilk aşamasıydı da denilebilir. Evet. Biz şöyle diyoruz. Yani bizim üç aşamalı Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde ortaya koyduğumuz bir düşüncemiz var. Diyoruz ki... Önce bir dünya deneyimini dikkate alarak Faruk Bey, bu arada bu da önemli. Evet. Yani İrlanda'sını, İspanya'sını vesaire. Bir hakikatler komisyonu kuralım. İRA, ETA örnekleri çözüldü. Orada ne oldu, ne bitti? Ne oldu? Bir defa onu bir ortaya koyalım. Mesela bir Diyarbakır cezaevi konusu vardır. Yani çok yaşamsal bir konu tabii, bu. Tabii. Bunları bir ortaya koyalım hakikatler komisyonuyla. Bu nasıl olmalı, kimlerden oluşmalı, onu tartışırız. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partiler, yani hükümet ve DEM değil mesela, hepimiz, bütün siyasi partiler bir araya gelebilmeliyiz. Bir de sivil toplum örgütlerinin, işverenler, sendikalar vesaire bir araya gelmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Benim bireysel düşüncem şu: ne olmalı diye yaklaşmak yerine Faruk Bey, ne olmamalıyı ortaya koyalım. Yani bu biraz anayasanın ikinci maddesine göndermede bulunarak söylüyorum. Yani ben şuna inanıyorum. Türkiye'de bu coğrafyada üniter devlet olmadan biz varlığımızı sürdüremeyiz. Bu topraklarda federasyon olamaz. Bu topraklarda üniter devlet olmalıdır. Biz olmalıyız hepimiz. Yeniden biz olmak durumundayız. Ama buna itiraz eden ciddi bir, yani bu partiler, DEM, İşte HDP, Yeşil Sol, yani şurada HDP'nin dosyası Anayasa Mahkemesi'nde. Evet. Dosya orada, henüz daha karara bağlanmadı. Evet. Ondan sonra Yeşil Sol artı bir parti daha, DEM. Evet, kuruldu. Doğru. Şimdi işte bunu sonuçlandırmıyoruz. Yani devlet olarak, ülke olarak, ya bizim böyle bir derdimiz var. Arkadaşlar gelin şunun üzerine bir çalışalım. Ama üniter devlet dediniz ya Murat. Bu koşu. Üniter devlet yapısına itiraz eden bu siyasi gelenek içinde çok önemli isimler var. O itiraz ediyor. İşte belki çözümümüz bu mudur? Buradan mı kaynaklanıyor? Ben onlarla çözüm... Ya mesela anayasada kimlik tanımı istiyoruz diyor. Evet. Yani şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kürtler yaşıyor ya da Kürtler vardır diye bir tarif istiyor. Yani anayasa içinde. Bu sefer o dediğiniz üniter devlet müesses nizamda diyor ki yani biz zaten etnik yapılardan bir Türk ulusu meydana getirdik. Bu bizim parçalanmamıza sebep olur diyor. Şimdi burada kilitlenince çözümsüzlük ortaya çıkıyor. Bu da kilitlendiği kanısında değil. Mesela bir başlıkta bu. Bu kanıda değilim. Yani ben burada kilitlendiği kanısında değilim. Yani bunu kabul eden herkes aynı şeyi düşünmek durumunda değil. Değil, tabii değil. Gözlüğünce konuşuyoruz. Kürt hareketinin içinde de çok farklı düşünceler olduğunu biliyorum. Tabii. Yani biz bir ittifak yaptık işte. 91'de ittifak yaptık. Daha sonra ikinci bir SHP vardı. Yerel yönetim seçimlerinde ittifak yapılmıştı. Dolayısıyla Kürt siyasetçilerin düşüncelerini biliyorum. Benim bildiklerimin, benim tanıdıklarımın çok büyük bir bölümü üniter devlet yapısı içinde bir çözüm arayışı içinde olanlar.
Var. Ciddi anlamda var. Hem de çok ciddi anlamda tabii, dediğiniz tabii, tabii, gibi. Tabii. Dolayısıyla oradan gitmeliyiz ama bir müzakere ederek, tartışarak bunu sürdürmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar bunu yapmadık. Yani AKP... CHP iktidara gelse yeni bir başlık açar mı bu konuda? Tabii tabii. Tabii biz yani ben bizim... Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı çıkarsa, CHP'nin CHP'li bir cumhurbaşkanı olsa Türkiye'de, yani illa çözüm süreci diye adlandırıp sıkıştırmak istemiyorum orayı ama bu meseleye dair yeni bir başlık, yeni bir süreç başlar mı? Şimdi tabii parti yönetimi adına bir şey diyemem. Sonuç itibariyle bunun kurultayımızın, parti meclisimizin kararıdır ama bence başlamalı. Yani Murat Karayalçın olarak bunu söylüyorum. Eski bir genel başkan olarak bunu söylüyorum. Yani bu konuyu önemseyen birisi olarak söylüyorum. Evet, başlamalı. Yani benim önerim bu olur. Zaten biraz önce söylediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu döneminde ortaya atılan yaklaşımı açıklamıştım. O da zaten onu değiştirmedik. Biz o pozisyonumuz hala devam ediyor. Devam ediyor. Ve bu pozisyonumuzu da çok sayıda Kürt yurttaşımızın, Kürt siyasetçinin benimsediğini biliyorum. Beğendiğini biliyorum. Buna destek verdiğini biliyorum. Onun devamı olarak biz yarın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak tabii ki bunu başlatmalıyız. Benim düşüncem bu doğrultuda. Ama parti yönetimi için bir şey söyleyemem. Şimdi kayyumlar meselesi. Evet. Ne diyorsunuz? Facia diyorum. Facia diyorum. Yani şöyle bakın. Biz 2017 referandumunu dışarıda tutarak söylüyorum. Hı hı. Seçim sürecini yargı aracılığıyla yürüten bir ülkeyiz. Bu çok önemli. Yani süreci bağımsız yargı yönetiyor. Yürütme değil. Yargı yönetiyor. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları, yüksek seçim kurulu yargı mensuplarından oluşmakta. Anayasamıza göre yerel yöneticilerin görevden alınması da yargı kararıyla olur. Yargı kararıyla olmak durumunda Faruk Bey. Yargı kararı olmadan bir soruşturmayı başlatarak, bir süreci işleterek belediye başkanını görevden alamazsınız. Hele bu Hakkari'de yaşanan çok çarpıcı bir gerekçeyle görevden alıyor. İki gün sonra yargının kararı çıkıyor. Yani Türkiye'nin mesela bunu da kamu vicdanını dikkate alarak gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü çoğu insan diyor ki kardeşim yani Mart'ta birkaç ay önce buna izin verdim. Bunun aday olabileceğini kabul ettim. Evet, bu ne biçim devlet? Çok doğru. Yani böyle bir şey olamaz. Çok büyük bir yanlışlık. Yani o Kürt yurttaşlarımıza senin oyun geçerli değildir mesajını veriyor. Tabii ki yargı mahkum etmişse ona diyecek bir şeyimiz yok. Tabii ki ona hiç girmiyorum bile. Ama bunu yani Kürt yurttaşlarımıza senin oyun geçerli değildir izlenimini verecek, anlayışını doğuracak bu tür yaklaşımların ülke bütünlüğü açısından çok yanlış olduğu kanısındayım. Bazı ilçeler var. Birçok ilçe, 20-25 ilçe var. Hukuki süreç devam ediyor. Evet. Mesela oralara da kayyum atanması söz konusu olabilir. Niye kayyum atanıyor? Mesela, yani niye içeriden seçilmiyor? Yani belediye yani başkanı... Meclisten biri tabii, yani oradan birinin seçilmesini kastediyorsunuz. Onu söylüyorum, evet, onu kastediyorum. Doğru. Yani istifa, ölüm vesaire vesaire ya da bir şekilde görevden alma durumu söz konusu olduğu durum içeriden birisi, belediye meclisinden birisi seçilebilir. Seçilmeli. Canım orada seçilecek kimse yok. O zaman ona da işlem yap arkadaş. Yani kurum olarak... Yani orayı potansiyel olarak zan altında bırakma. Bırakma. Meclisi, belediye meclisi bırakma. Diyorsunuz. Evet. Yani Kürt yurttaşlarımızın seçtiği belediye başkanlarını, Kürt yurttaşlarımızın seçtiği belediye meclis üyelerini zan altında bırakma Allah aşkına. Yanlıştır bu. Kayyum işin... bakın biz şunu da söyleyeyim. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı. Avrupa Birliği'nin değildir bu. Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler özellik şartıdır ve dünyada ilk ve tek, benim bildiğim tek, uluslararası sözleşmedir. Yani bir bildirge değil. Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin, asamblesinin kabul ettiği, ilan ettiği bir bildirge değil. Uluslararası anlaşma. Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı, belediyelerle ilgili tek uluslararası anlaşma. Biz buna imza attık 91 ya da 92 yılında. Birkaç çekincemiz var. Çekinceler de tahmin edildiği gibi çok yaşamsal konular değil. Yani ben Dışişleri Bakanlığı yaptım. Bu dönemde onun değerlendirmesini de yapmıştım. Böyle çok yaşamsal değil. Şimdi burada bütün Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzaladığı bu anlaşma bu konuda çok yüksek bir duyarlılık ortaya koymaktadır. Arkadaş görevden alamazsın. Almamalısın. Kayyum olmamalı. Bir tehlike ise, tehditse, ülkenin birliği bütünlüğü için bir sorun varsa
Yargı karar verecek ona. Yargı alsın. İçişleri Bakanı değil. Yargı karar verecek, sonra yerine de meclisten atama yapacak. Yerine meclisten seç. Yeniden seçilecek Ahmet Mehmet Sakıncalı mı? O zaman onun için de yargı karar verir. O da görevden alınır. Ama Türkiye'nin öteki kentlerinde ne yapılıyorsa Doğu, Güney, Doğu Anadolu kentlerinde de aynı olmalıdır. Bu birlik için, kardeşliğimiz için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. O üniter devlet yapısının devam edebilmesi için. Evet. Vatandaşta bu şekilde çeşitli şüphelerin oluşmaması lazım. Oluşmaması, yani, evet. Ben oy veriyorum ama... Ben oy veriyorum, kaymakam geliyor, vali geliyor vesaire. Sayın Karayalçın, son 4 dakikamız, sizden kısa bir hükümet değerlendirmesi istiyorum. AK Parti hükümeti, yani 22 yıldır ülkeyi yönetiyor, 22-23 yıl. Bu süreçte ne gördünüz? Yani bir kantar koysanız, tartsanız bu 22 yılı, Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti, başbakanlık dönemleri, cumhurbaşkanlık dönemleri, bir sürü şey yaşandı. Artı eksi ne yazarsınız? Eksi, bilanço eksidir. Neden? Neye eksi yazıyorsunuz? Yani en azından şu anda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle baktığımızda emeklerin durumu, asgari ücretin düzeyi, gelir dağılımının çarpıklığı gibi konuları dikkate aldığımızda eksi yazıyorum. Yani çok iyi dönemler de oldu. Artı yazacağınız yerler var mı? Yani eskiden vardı. Yani ekonomik olarak mı bakıyorsunuz? Yani önce o açıdan bakıyorum. Evet, önce o açıdan bakıyorum, eksi yazıyorum. Hı hı. Dış siyaset açısından bakıyorum. Eksi yazıyordum, şimdi değişmeye başladılar. Yani aslında aslında şöyle. Artıya mı dönüyor? Yani şöyle bir arayış var. AKP'nin çok ilginç bir yanı. Evet. Yani dediklerin tümü 2000 yani Suriye olayıyla birlikte çok büyük bir yanlışlık sürecine girdik. Türkiye'nin geleneksel dış siyasetini terk ettik ve Türkiye için çok yanlış olan bana göre bir çizgiyi izlemeye başladık. Şimdi aslında normalleşme bizim genel başkanımızın Tayyip Bey'i ziyaretiyle başlamadı. Normalleşme bana göre Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra başladı. Yani yeni bir arayış içinde her açıdan. Yani nas derken ya nas var sana bana ne oluyor derken şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in çalışmalarıyla bunun değiştiğini pozitif söyleyebilir. İktisadi planları devreye koyuyorsunuz. Sayın Mehmet Şimşek'in bakanlığı devralırken rasyonel politika izlemekten başka şansımız kalmamıştır lafını dikkate alarak bunu söylüyorum. AKP değişmeye çalışıyor. Yeni bir arayış içine girmeye çalışıyor. Ben Meral Hanım'la falan görüşmelerinde sanki bunun bir parçası olacağını düşünüyorum. Dış siyasette çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Aslında bence İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder ifadesini kullandığı için AKP şimdi kendisini bir azınlık partisi durumuna getirdi. Bakın biz şimdi erken seçim istemiyoruz. Sayın Genel Başkanımız diyor ki erken seçimi halk ister. Bizim öyle bir talebimiz yok. Bana göre erken seçimi AKP istiyor. Yani bu ifadeyi kullandıktan sonra ve İstanbul'u kaybettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonunun çok zora girdiği... Şimdi avantajlı taraf Cumhuriyet Halk Partisi Biziz. Yani, yalnız çok büyük bir özgüvenle böyle biziz diyorsun. Öyle diyorum. Öyleyiz. Yani biz alacağız. Biz inşallah Cumhurbaşkanı'nı da kazanacağız. Meclisi de kazanacağız. Bakacağız önümüzdeki süreç ne gösterecek. Bu arada hafta içi bir ödül törenine gittim. Metin Altıok, Sivas, Madımak, orada yaşanan acı hatıralar. Evet. Gerçekten Türkiye'nin siyasi tarihinde, siyasi demeyelim yani, Türkiye'nin kültür tarihinde, çok Türkiye'nin doğru günlük hayatında kardeşliğimiz acı bir, için, birliğimiz, kardeşliğimiz için, için, tabii birliğimiz için, dostluğumuz için farklı fikirler, farklı görüşler, düşünceler maalesef çok kötü bir olay yaşandı ve 33 insan orada can vermişti. Evet. Türkiye günlerce bunu tartıştı, konuştu. Siz o dönemler aktif olarak her şeyin içindeydiniz. Belediye başkanıydım o dönem. Belediye başkanıydınız. Ve Metin Altıok adına bir şiir yarışması yapılıyor. Ödül veriliyor daha doğrusu. Ödül veriliyor, yarışma değil. Ödül veriliyor her yıl. Metin Altıok şiir ödülü. Bu yıl Beyoğlu'nda Ses Sineması'nda ödül töreni yapıldı. Şükrü Erbaş gibi, Haydar Ergülen gibi, Hilmi Yavuz gibi önemli isimler jüride yer alıyordu. O ödülü bu yıl şair Şeref Bilsel aldı. Metin Altıok şiir ödülünü. Bir şekilde o şairi de birlikte kutlayalım. Ama aynı zamanda Metin Altıok'u da analım. Evet, rahmetli. Türkiye'nin sağından solundan fark etmez. Tabii. Bütün aydınlar, bütün insanlar sağı solu fark etmez. Bu ülkenin değerleridir.
Umuyorum ki diyelim böyle şeyler olmasın, bir daha yaşanmasın. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Birlikte anmış olalım. Evet, kızı çok severim, Zeynep bizim milletvekilimizdi. Rahmetli eşi de benim mahalle arkadaşımdı. Benim için ayrıca hani özel bir isim. Evet, çok teşekkür ediyorum andığınız için. Ben de Allah'tan yani, rahmet diliyorum kendisine. Ben de çok teşekkür ederim ama Murat Bey, açık söyleyeyim yani konuşmanın, anlattıklarınızın, sohbetin tadı damağımda kaldı. Sağ olun. Bütün iştenliğimle söylüyorum. Bence uzak kalmamalısınız. Şimdi tecrübe çok önemli bir şey. Çok ihtiyacımız var. Ekranlarda ben da... Ben uzak değilim, onu söyleyeyim. Şimdi bakın, şimdi yer alın. Alın bir lütfen. Şey söyleyeyim. Söyleyin. Buyurun. Şimdi biz de şimdi çok yurttaşımız karşılaştığında ya Murat Bey Allah aşkına niye neredesin falan sorusunu da soruyor. Ya ben içerideyim yani, siyaset yapıyorum. Tabii. Şimdi bizde siyaset yapmak demek ya il başkanı olacaksın, ya belediye başkanı olacaksın, ya milletvekili olacaksın. Ama ben buradayım diyorsunuz. Yani. Ben hiçbiri değilim ama ben de siyaset yapıyorum. Tamam. Partimin içindeyim. O zaman ben yine beklerim. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın.